Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Premiere Pro programı ile nasıl animasyon yapabiliriz, bunu öğreneceğiz. İzlemeye devam edin. Animasyon nasıl yapılır? Premiere Pro'da bunu göstereceğim sizlere. En başa aldık, bu fotoğrafa bir animasyon kazandıracağım. Hafif küçülsün, büyüsün ve opaklığı da hafif azalsın, çoğalsın. Bu benim kendi profil fotoğrafım bildiğiniz gibi. Bunu nasıl yapacağım? Buradakileri önce siliyorum. Şu anda hiçbir hareket yok. Resmi seçili hale getiriyorum. Bunu en başa alıyorum. Ortaya alsam da fark etmez. Buraya tıklayıp Home tuşuna bastığım zaman en başa gelir zaten. Yani şu an fotoğrafın en başında. Fotoğraf da videonun en başında olduğu için dolayısıyla videonun da en başına gelmiş oldu. Buraya kadar her şey tamam. Her şey 0 0 0. Her şey default şu anda. Arkada video oynuyor. Fotoğraf sabit gördüğünüz gibi. Şöyle bir isteğim var. Fotoğrafım çok az küçülsün ve opaklık, yani scale ve opacity ile işlerim. Dolayısıyla scale'e bir kez tıklıyorum. Yani ben sana hareket kazandıracağım diyorum. Büyütme küçültme kazandıracağım diyorum. Opacity'ye de tıklıyorum. Buradan birinci saniyeye geliyorum. Şu an matematiksel iş yapıyorum. Bunu sayıyla da girebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi birinci saniyede şu şekilde çok hafif küçülsün istiyorum. Şu şekilde 93'e kadar küçülsün ve şöyle yok olsun. Bakın dikkatli dinleyin. İkinci saniyeye geliyorum tam olarak. Burada da tam tersi 100 olsun. Burada tek tek ayar yapmanıza gerek yok. Bunun default'u 100 olduğu için şuraya bir kez tıkladığınız zaman 100'e gelir o. Fotoğraf gözükmüyor çünkü opasitesi 0 yapmıştık. 100 yapıyorum. Bu şekilde yaptık. Başa alıyorum, izliyoruz. Bakın kayboluyor, geliyor. Bunu sürekli tekrar ettireceğiz. Ne yapacağız? Bunların hepsini seçiyoruz. Kopyalıyoruz. Buradan tam olarak 3'e geliyoruz. Yapıştırıyoruz. Örneğin bu fotoğraf şu şekilde uzun. 15 saniye mesela veya 1 saat. Ne yapacağız? Tekrar mı kopyalayacağız? Hepsini kopyalayacağız bu sefer. Burada kaçta? 5'te. 6'ya geliyoruz. Yapıştırıyorum. Şimdi tekrar hepsini seçip tekrar kopyalıyorum. Burada kaçta? 10'da. 11'e geliyoruz. Burada kaçta? 11'de. 12'ye geliyoruz. 30 frame olduğu için 30'dan sonra 0 oluyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde yaptım gördüğünüz. Şu an tamamında var. Başa alıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir animasyon yaptık. Sürekli gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Bir saniye duruyor tabii. Orayı kaldırabilirsiniz. Kafanıza göre yapabilirsiniz. Bakın video bitti. Fotoğraf hala gelip gidiyor ve kaybolup görünür hale geliyor. Bu şekilde animasyonlar yapabilirsiniz. Bunu hareket de kazandırabilirsiniz. Diyorum buraya gitsin. Buraya geldiğinde işte buraya gitsin vesaire vesaire. İşte burada biraz dönsün. Yani buraya gelirken şu şekilde rotation'ı da açalım. Şu şekilde saçma sapan bir şey yaptım şu anda. Gördüğünüz gibi position'a tıklamadığım için sabit duruyor, hareket etmiyor. Şu şekilde yapayım. Rotation da aynı şekilde. Şu şekilde izleyelim. Gördüğünüz gibi şuradan şuraya kadar dönecek. Belli zaten. Burada hareketler değişik. Buradan sonrası dönmeyecek. Sadece uzaklaşıp yakınlaşıp opacity azalıp çoğalacak. Bu şekilde animasyonlar yapabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.